Evet, bir terzi değil, dünyanın bütün terzileri bir araya gelse, bir karıncaya elbise dikemez. Halbuki Allah, her an milyonlarca bitki ve hayvana mükemmel elbiseler giydirerek, elbise dikmek fiilindeki büyüklük ile mütekebbir ismini göstermektedir. Bir boyacı, bir papağanı kaç günde boyayabilir? Öyle bir boya ki, renkler birbiriyle uyumlu olup, ne solmalı, ne de dökülmeli. Evet, bir boyacı değil, dünyanın bütün boyacıları bir araya gelse, suyun içinde yüzen bir balığa o çıkmaz boyayı vuramaz. Nerede kaldı ki, bulunduğu ortama göre 7-8 farklı renge bürünen ahtapotu boyayabilsinler. Halbuki Allah her mahluku en güzel renklerle boyamakla, boyama fiilindeki büyüklükle mütekebbir ismini göstermektedir. Bir yönetici tek başına, yardımcısız kaç kişiyi idare edebilir? Öyle bir idare ki, onların halinden haberdar olup, seslerini işiterek ihtiyaçlarını görmeli. Halbuki öyle idareciler görüyoruz ki, binlerce yardımcısı olmasına rağmen küçük bir topluluğu idare edemiyor. Şimdi bakın Allah'ın idaresine. Kainat, intizamından mükemmel bir şehir hükmüne girmiş. İçindeki her bir mahluk hikmetle idare ediliyor. Her birinin sesi işitiliyor, ihtiyacı görülüyor. İşte kainattaki mükemmel idare ile Allah, idare etmek fiilinin büyüklüğüyle mütekebbir ismini göstermektedir. Bir marangoz, ağaç ve tahtadan ancak bir masa veya sehpa yapabilir. Bakın sanatında dahi akılları hayrete düşüren zata. Ağaç ve tahtadan renkleri, tatları, şekilleri, kokuları farklı binlerce meyveyi icat ediyor. Ve sanatla yaratmak fiilinin büyüklüğüyle mütekebbir ismini gösteriyor. Bir heykeltıraş, bir taş parçasını yontarak bir heykel yapabilmek için aylarca çalışıyor. Halbuki Allah bir su damlasından saniyede 4 ve günde yaklaşık 350 bin insan yaratıyor. Hem de öyle taştan değil, cansız değil, hayat sahibi. Ve insanın yaratıldığı o saniyede, mikroplardan, bakterilerden, karıncalardan, sinek ve böceklerden ve diğer canlılardan hadsiz fertlerin de yaratıldığı ve yine o saniyede 1 milyona yakın bitki nevilerinin de yaratıldığı göz önüne alınırsa, Allah'ın yaratmak fiilindeki büyüklükle belki mütekebbir ismi bir nebze anlaşılır. İşte bu fiillere beslemek, suret vermek, hayat vermek, öldürmek ve diğer fiilleri kıyas edelim.
ve Allah'ın mütekebbir ismini bir parça da olsa anlamaya çalışalım. Netice olarak Allah'ın zatının, isim ve sıfatlarının ve fiillerinin büyüklüğü ve azametinden dolayı Allah mütekebbirdir. Büyüklüğü ve azameti ancak kendi zatına layık görür. Madem sadece Allah mütekebbirdir ve büyüklenmek ona mahsustur, kula düşen şu ayete kulak verip tevazu ile onun büyüklüğü ve azameti karşısında hayretle ve muhabbetle secdeye kapanmasıdır. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilir, ne de boyca dağlara erişebilirsin.